Saçım patlayacak. Serdar! Hiç sorma Rabia. Serdar kaza geçirdi. Serdar. Serdar ne zaman geldi ki? İstanbul'dan geliyormuş. İlçenin girişinde arabası takla atmış. Balaban ambulansla hastaneye gitti. Ben de haber vermeye geldim. Sahiminin tedirginliği boşa değilmiş demek. Serdar'ı merak ettiyseniz üzülmeyin. Serdar'ın durumu iyiye gidiyor. Yok Balaban kardeş. Serdar için değil gözyaşlarım. Hünkar için. Hünkar mı? Hünkar'ı nereden tanıyorsunuz? Hünkar'ın komutanıydım ben. O yiğit insan benim askerimdi. Kaçırıldığı gece aynı dağda birlikteydik. O gece ölmedi Hünkar. Belki günler sonra kaçırıldığı mağarada öldü ama... yine de Hünkar'ın ölümünden hep kendimi sorumlu tuttum. Estağfurullah İsmet Bey, ne ilgisi var? Balaban vatanı için şehit oldu. O kadar ortağız dedik sana. Madem Balaban'ın kardeşine tuzak kuruyorsun, bize de söylesene. Bizim de çorbada tuzumuz bulunsun. Salak salak konuşma Kaşar. Kim kime tuzak kurmuş? Ne saçmalıyorsun sen? Ya Kalfa, şu gözlere bir baksana. Salak bir adamın gözlerine benziyor mu hiç bunlar ha? Kartal Bey, abimiz, hoş geldin, şeref verdin. Vay, Doğan Kalfa, ne oldu? Bakıyorum karizmayı ayaklar altına aldın anında. Oğlumu görmek istiyorum. Biz de görmedik de anne. Niye? Çok mu kötü durumda yoksa benim kocam? Değil babaanne, siz de yangına körükle gitmeyin hemen. Doktorlar gelmedi daha. Oğlumu gösterin bana. Mal yanmış abi. Yanıp kül olmuş. Allah Allah. Bak sen. Yalan söylemiyorsun değil mi Doğan? Ekmek Kur'an çarpsın ki yalanım yok abi. Bırak kızlar Doğan. Oğlumu istiyorum. Serdar öyle iş üstündeyken kaza yapacak oğlan değildir. Sana söyledim. Malımı bir gram eksiksiz istiyorum. Bana erkeklik yapacağını. Git kardeşine tuzak kuran Doğan Kalfa'ya. Ne diyorsun lan sen? Ne tuzağı? Kahvede şoförler konuşurken duydum. Doğan'ın benzin kamyonu bile bile çıkmış Serdar'ın arabasının karşısına. Doğru mu söylediklerini Zeydi? Mübarek Ramazan günü doğruyu mu söylüyorsun? Vallahi abi. Ramazan çarpsın ki doğru söylüyorum ya. Hey. Serdar'dan ne istedin sonsuz? Ne istedin dedim. Ne diyorsun Balaban? Ne Serdar'ı? Serdar senin kardeşin mi Balaban? Pırlanta dediğin kardeşin 2 senedir benle çalışıyor Balaban. Söyle bunu namussuz. Benim kardeşimin senin gibi bir soyguncuyla ne işi olabilir? Yanlış yapıyorsun Balaban. Beni tanımıyormuş gibi davranıyorsun. Uğruna dünyayı yaktığın kardeşin bir uyuşturucu kuryesi. Sen burada böyle yaralar içinde yatarken ben evde duramadım Serdar. Gönlümdeki sevgin küllenmiş de olsa seni böyle görmeye içim dayanmıyor. Ben sana hiç beddua etmedim Serdar. Hiç etmedim. Bu malı bir an önce buradan çıkarıp başka bir yere götürmemiz gerek. Dağ evine götürelim abi. Her tarafta kartalın adamları cirit atıyor. Yanında 2 adam dolaştırıyor ama daha çok adamla gelmiş aslında. Burayı nereden bilecekler ki abi? Kartal buranın benim olduğunu biliyor. Çakalın tekiymişsin. Deleceğiniz baba. Çakal olmasına çakalsın. Çakalları hiç sevmem. Ama ara sıra çakallara da iş düşer bizim ailede. Emredin baba. Şimdi kulaklarını açıp beni iyi dinle. Önce şunu söyleyeyim. Sakın beni başkalarıyla karıştırma. Sana vereceğim bu işte en ufak bir yanlışta Ege Denizi'nin dibini boylarsın. Dalgın görünüyorsun abi. Abi, senin canın bir şey mi sıktı? Gider. Sen bu Rabia ile Serdar arasında olanlar hakkında... Abi! Ne olmuş burada ya? Kekkanı!
dünyayı kurtar Haydar. Kızımı kaçırdılar Haydar. Rabia'm elimden aldılar. Ana, hangi sözsüz el uzattı Rabia'yı? Kızımı bul. Kızımı bul Haydar. Dur hele ana. Hele bir eve bırakayım seni. Koş, koş babaannemi çağır. İçeri götürseydik abi. Dediğimi yap Didar. Daha duruyor musun, bana bak. Koş git Rabia'mı bul. Kim bunlar keklik ana? Rabia'yı niye kaçırırlar? Senden ne isterler? Kim olduklarını görmedin mi? Yüzlerini örtmüşlerdi. Kapıyı çaldılar. Kim o dedim. Balaban'dan haber getirdik dediler. Ben de açtım. Ah be keklik ana. Ben ne zaman sana elçi gönderdim ki? Niye açarsın kapıyı tanımadığın adamlara? Açmasam ne olacaktı sanki? Hepsinin eli silahlıydı. İftira etmiş olayım ama birinin sesi sanki kaşar seyfinin sesine benziyordu. Ah, üstüme iyilik sağ. Ne oldu sana böyle keklik? Kızımı kaçırdılar Ayşe Ana. Rabia'mı elimden aldılar. Polisi arayayım mı abi? Polis falan yok. Kimsenin haberi olmayacak. Kimsenin. Anladınız mı? Benden haber gelinceye kadar kimse konaktan dışarı adım atmayacak. Rabia'mı bulmadan gelme Balaban. Rabia'mı bulmadan gelme. İçeri gel keklik. Kalk gel uzan içeride. Kızımı bulmadan rahat aran bana Ayşe anam. Rabia'm yoksa öleyim daha iyi. Su iç keklik anam. Gitme Balaban. Öfkene yenilme. Bittiği yemeği hatırla. Git başımdan durdun. Hayır, Rabia kaçırıldı diyorum sana. Rabia'ya bir şey olmaz. Sen kendine dikkat et. Aslında bu Amerikan bilardosunun adını değiştirip Türk bilardosu yapmaları lazım. Amerika'da bu oyunu benim kadar iyi oynayan var mı acaba? Yoktur abi. Biz bu işin kitabını yazmışız da kimsenin haberi yok. Doğru söylüyorsun abi. Seyfi! Ayıp ediyorsun Balaban abi. Boş masa yok diye mi kızdın? Al sen oyuna. Öldün lan sen. Serdar'ın haline sızlanırken güçlü olmam gerektiğini bana sen söyledin. Şimdi kendini böyle koyverme hemen. Saime doğru söylüyor kız. Rabia kime ne kötülük etmiş ki sanki? Allah bilir yanlışlıkla kaçırdılar. Yanlışlıkla olur mu Ayşe Ana? Madem yanlışlıkla niye kapıyı Balaban'ın adıyla çaldılar? Bir haber var mı Keklik Ana? Yok kız. Hiçbir haber yok. Kötü görünüyorsun sen Keklik Ana. Hadi kalk hastaneye gidelim. Abim dışarı çıkmamızı yasakladı hepimize. Niye? Bir bildiği vardır elbet canım. Balaban'ın boş yere laf ettiğini gördünüz mü hiç? Allah yarattı demeden daldı milletin içinde Kartal abi. Neye uğradığımı şaşırdım. O kadar adamsınız orada. Dayak yemeye utanmıyor musun? Hayır abi. O sırada bilardoya konsantre olmuştum. Yoksa Balaban kim? Evire çevire döverdim valla. Benden ne istiyorsun? Hizmetini verdin, paranı aldın. Bir
daha beni arayıp sorma demiştim sana. Öyle de abi, Balaban Rabia'yı buluncaya kadar öldürür beni. Senin gibi bir çakal yüzünden işimin bozulmasına izin veremem. Gelin buraya. Yapma Kartal abi. Ayağının altını öpeyim. Gençliğime acı. Öldürtme beni. Öldürmeyeceğim çakal. Korkma. Kalk ayağa. Gelin. Buyurun efendim. Bunu alıp bizim oraya götürün. Dikkat edin, çakalın tekidir. Başına bir şey gelmesin ama. İşimiz bitince serbest bırakacağız. Kartal baba. Hadi götürün şunu. Kartal baba benim. Saygılar abicim. Evet. Duyurum. Duyurum. Ne? Abim gözlerini açtı mı? Tamam tamam. Hemen geliyoruz biz. Serdar abime söyleyin. Hemen geliyoruz. Abim gözünü açmış. Durumu iyi, çok iyiymiş anne. İyi, çok şükür. Doktor gelin, gidelim mi? Şimdi... Benim yüzümden gitmemezlik etmeyin. Kalkın gidin. Ne acelesi var canım? Haberini aldık ya işte, iyiymiş. Serdar abim kendine gelmiş abi. Bulamadın mı Rabia'mı? Keklik ana, iyi düşün. Zorla kendini. Kim bu adamlar? Kim bu adamlar Keklik ana? Neredesin kızım? Niye açmıyorsun telefonunu? Şey, herkes burada. Uyan olacak. Yüzdük yüz kuyruğuna geldik. Balaban nerede? Burada. Yeni geldi. Ya, demek yeni geldi. Her şeyi düşündüğüm gibi gidiyor. Gel. Birazdan adamlarımdan biri oraya gelecek. Çıkacak olursa bırakma. Buraya gel. Bunu Balaban'a götür. Acele et. Efendim, Serdar kendine gelmiş. Kartal abim gönderdi bunu. Emir verinceye kadar burada kalacak. Dikkat edin bu çakala. Tamam, bakarız, dikkat ederiz. Siz oyununuza devam edin, ben şöyle bir köşeye çekilirim. Elde edeceğini sanıyorsun değil mi? Allah belanı versin. Ne diyorsun sen Rabia? Ben de senin gibi esirim burada. Ne yani? Sen kaçırtmadın mı beni? Estağfurullah Rabia. Ne haddime? Bütün ilçe dağlara taşlara düşmüş, seni arıyordum. Bu hıyarlar beni de kaçırdı. Kim bu adamlar? Vallahi tam bilmiyorum ama bana öyle geliyor ki bu işin arkasında Doğan Kalfa'nın eli var. Balaban, bunu onun yanına bırakır mı sanıyorsun? Vallahi Balaban'ın başkasının derdiyle uğraşacak hali mi kalmış? Adam kendi derdinde. Ne oldu Balaban'a? Uzak dur lan kızdan. Ne konuşuyorsun fısır fısır? Yok abicim, bir şey konuşmuyoruz. Yani bacım annesini soruyor da ben de onu şey ettim yani. Ha, akıllı ol. Ne olmuş Balaban'a? Serdar var ya, uyuşturucu işine bulaşmış diyorlar. Ya Balaban işi gücü bırakmış, mafyayla uğraşıyormuş. Bak evlat, sen benim en güvendiğim adamımdın. Böyle bir acemiliği sana hiç yakıştıramadım Serdar. Haklısın da abi, kazayı nasıl yaptım ben de anlamadım. Kamyonun biri aniden karşıma çıktı. İçinde 100 kilo eroin olan bir arabayla kaza yapılmaz Serdar. Beni keriz yerine koymayın. Estağfurullah abi, o ne demek? İçinde 100 kilo eroin olan bir araba kaza yapar da maldan ortada bir gram bile kalmazsa bu ne demektir? Arabanın yandığını kendiniz söylediniz abi. Serdar, seni severim bilirsin. Zor zamanlarında yardım ettim sana. Ama keriz değilim. Abin eski kurtlardan. Abim bu işe karıştırma Kartal abi. Ben karıştırmadım ama sen karıştırdın. Abinle birlik olup olaya kaza süsü vererek malımı ortadan kaldırdınız. Aklını sıra yedireceksiniz bana. Yanlışım var Kartal abi. Haydar abim harama el uzatmaz. Anlayacağız Serdar. Her şeyi tek tek anlayacağız.
malımı almadan bu ilçeden bir yere gitmem. Ya malımı alırım ya da birilerinin canını. Kartal abi! Abi! Tamam abi. Kapıya geldim abi. Şimdi içeri giriyorum. Sizi arıyorlar. Alo. Balaban. Haydar Balaban. Duyuyor musun beni? Kimsiniz? İyi tanıdığım biriyim Balaban. Hem de çok iyi tanıdığım biri. İnsan insanı en iyi cezaevinde tanıyor. Kartal ben. Kardeşin Serdar'ın patronu. Rabia'nın kılına zarar gelirse kendini ölmüş bil. Bravo. Çok zekisin. Leb demeden leblebiyi anlıyorsun. Doğru bildin. Rabia elimde. Tıpkı benim malımın senin elinde olduğu gibi. Hayatında bir kere olsun kahpelik etme. Çık karşıma, erkek erkeğe konuşalım. Senin malından falan haberim yok benim. Merak etme. Erkek erkeğe karşı karşıya geleceğiz. Telefonun sürekli açık olsun. Alo. Alo. Konuşsana soysuz. Hepiniz içeri girin. Kimse dışarı çıkmasın. Baba, duydun mu? Ortalık birbirine girmiş. Ne olmuş? Rabia kaçırmış. Balaban abi bilardo salonunu basıp Kaşar Seyfi'yi hastanelik etmiş. Bize ne oğlum? Koskoca iş adamıyım ben. Onlar gibi boş işlerle uğraşamam. Baba, o geçen günkü adam kimdi? Hangi adam? Hani yanında korkarak duruyordum ya. Kartal mıydı adı? Lafını bil de konuş eşek sıpası. Senin baban kimseden korkmaz. Yine. Ne oluyorsunuz kardeşim? Bırak! Baba, nereye götürüyorsunuz babamı? Polisi sakın arama. Babanın iyiliği için. Kimseye haber verme. Baban geri gelecek. Hadi gazla. Baba nerede Serkan? Babam evde olacaktı. Sizin evden geliyorum Serkan. Evde kimse yok. Balaban abi, babamı kaçırdılar. Kim? Az önce Balaban abi. Az önce siyah bir arabaya koyup götürdüler babamı. Polise haber verme diye de tembihlediler. Alo. Balaban, erkek erkeğe karşılaşmaya hazır mısın? Güre'deki zeytinliğe gel. Eve git Serkan. Tek başına durma burada. Nevzat abini ara. Gelip seni alsın. Peki abi. Dediğin yerdeyim Kartal. Erkek sen çık ortaya. Olduğun yerde durup ellerini havaya kaldır. Gidelim. Nereye gidiyoruz? Kartal abinin yanına. Kendisi gelmeye cesaret edemedi mi Kartal abiniz? Kusura bakma Balaban. Seni bu halde getirtmek istemezdim. Ama bizim kurallarımızı biliyorsun. Bağlanan göz açılır Kartal. Ama oyulan göz açılmaz. İnşallah gözlerini oymama neden olacak bir şey yapmamışsındır Rabia'ya. Merak etme. Rabia en iyi şekilde misafir ediliyor. Yanlış yaptın Kartal. Çok yanlış yaptın. Bunların hepsinin hesabını soracağım senden.
Benim kimseyle işim yok Balaban. Malımı verin çekip gideyim. Kartal Bey, gözümü açtırır mısın? Çok sıkıyor. Sen de mi buradasın Doğan Kalfa? Benim de suçum var anlamadım Balaban. Allah aşkına konuş şu kardeşinle. Kurtulalım bu beladan. Bakın baylar. İkinizin de ipi elimde. Malımı çıkarıp ortaya koyun. Çekip gideyim memleketinizden. Rabia'yı bırak. Malını teslim edeceğim sana. Gördün mü bak Kartal Bey? Malın çıktı işte ortaya. Vay be Haydar Balaban. Yanıltmadın beni. Malımın sende olduğundan adım gibi emindim. Nerede olan benim malım? Önce Rabia'yı bırak. Ya bizim de midemiz var ama ya. Öyle iştahlı iştahlı yemeyin adamın gözünün önünde ya. Ya yani hadi ben neyse de bu kızcağıza acıyayım bari. Rabia oruç tutuyor. Bir lokma bir şey verin de sahurunu etsin. Rabia'nın orucunu düşünmek sana mı kalmış? Ya öyle demeyin abiler. Kendiniz tutmuyorsunuz ama başkasının sevabına mani olmayın bari. Lütfen. Vay be Kaşar. Sen neler de biliyormuşsun öyle. Günaydın. Sabah oldu mu? Yok yok olmadı daha. Sahur vakti. Oruç tutacaksan şunlardan bir şeyler alayım sana. Onların haram lokmasıyla oruç tutulmaz. Nerede kaldı bu Balaban? Çoktan gelmesi gerekirdi. Aşk olsun yani Rabia. Yanında ben varken seni Balaban'ın mı kurtaracağını sanıyorsun? Sen mi kurtaracaksın beni? Ne var? Beğenemedin mi? Ah, dışarıda birileri var abiler. Hani neredeler? Şu ağaçların arkasına geçtiler. Çıkıp bir bakalım. Sakın bir yere kımıldamayın. Tamam abiler, tamam. Hadi Rabia, hadi davran. Arka kapıdan kaçalım, hadi. Sana güvenecek kadar salak mıyım? Senin onlardan ne farkın var? Al, al, al. İstediğini ara. Bana güvenmiyorsun ya. O güvendiğin Balaban'ını ara bakalım. Gelecek mi seni kurtarmaya? İpek. Alo İpek. Benim Rabia. Balaban'a haber ver İpek. Beni bir dağ evine kaçırdılar. Alo. Alo. Ver bakayım. Ah, şarjı bitmiş. Vallahi ben gidiyorum. Geliyor musun? Yoksa burada kalıp Balaban'ını mı bekleyeceksin? Adamlar gelmeden çıkalım. Hadi 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 hadi. Aklınca bizi kandırıyor Kaşarı yarı. Aa kaçmışlar. Şunları bulalım. Komiserim, komiserim Rabia'yı dağ evine kaçırmışlar. Balaban'ı da bir yere çağırdılar. Başımızın üzerinde felaket dolaşıyor evladım, felaket. Sakin olun, tane tane konuşun. Söylediklerinizden hiçbir şey anlamadım. Bu gece bizim evi bastılar. Rabia'mı kaçırdılar. Sonra bir adam gelip Balaban'ın eline bir telefon tutuşturup kaçtı. Balaban koşarak gitti. Bize dışarı çıkmayın dedi ama az önce Rabia'dan bir telefon geldi. Onu dağ evine kaçırmışlar. Şimdi anladım. Sen kendin üzüme keklik ana. Bütün ekiplerin dikkatine. 8745 merkez konuşuyor. Dağ yollarına doğru operasyona geçiyoruz. Erkek erkeğe karşılaşmak diye sen buna mı diyorsun Kartal? İstersen lafı daha fazla uzatmayalım. Ver malımı, al Rabia'yı. Önce Rabia. Rabia nerede? Ne yaptığını sanıyorsun sen Balaban? Atın silahlarınızı. Rabia'nın yerini söyle. Malımı vereceksin ama. Üçe kadar sayıyorum Kartal. Bir. İki. Zeytinliklerin yukarısındaki küçük dağ evinde. Bağlayın şunu. Bağlayın dedim size.
Sen de çöz şunu. Doğan Kalfa, bağla şunların elini. Silahları da al. Kardeşimi pisliğine çektin yetmiyormuş gibi üstüne bir de Rabia'ya el uzattın kartal. Benim kitabımda senin cezan ölümdür. Ama dua et ki yeminliyim. Evine git Doğan Kalfa. Ver şu silahları. Allah senden razı olsun. Güzel değil mi? Aynı filmlerdeki gibi. Neresi güzel ya? Ne diyorsun sen? Canım yanıyor. Ben şimdi otlardan sana bir merhem yaparım. Bir şeyin kalmaz. Sağ ol, sağ ol, konuşma. Bu yol ne zaman bitecek? Bu yol öyle kolay kolay bitmez. Ne yani? Geceyi dışarıda mı geçireceğiz? Bir şey kalmadı zaten. 1-2 saat sonra hava aydınlanacak. Dağ başında kurda kuşa yem olmaya niyetim yok benim. Ay! Bir bakayım şu ayağına, burkulmuş olmasın. Çek elini bacağımdan. Kim bunlar? Hadi gene iyiyiz. Kalacak yer bulduk. Zeytin işçileri bunlar. Ben eve gitmek istiyorum. Ya delirdin mi sen Rabia? Kartal'ın adamları aşağıda bütün yolları tutmuştur. Nereye gidiyorsun? Hemen enseleniriz. Kartal ikimizi de kurşuna dizer. Kartal da kim? Ya boş ver, uzun hikaye. Yürü. Şimdi sen beni iyi dinle. Bu adamların bizi damlarına götürmelerini istiyor musun? Başka çıkar yolumuz yoksa gidelim bari. Güzel. Bak şimdi. Bu insanlar sevgiye hürmetleri olan insanlardır. Şimdi yanlarına gidip kaçtığımızı söyleyeceğiz. Onlar da bize kalacak yer verecekler. Dünyada olmaz. Ölürüm de senle kaçtığımı söylemem. Vallahi o zaman benden günah gitti be yavrum. Şimdi bizi yakalayıp peşimizdekilere versinler de gör bakalım. Denize düşen yılana sarılır. Selamun aleyküm abiler. Kolay gelsin. Ya anneciğim. Ayıptır söylemesi. Hatunla beraber Gattar babasından kaçıyoruz da. Hani sabah oluncaya kadar bizi bir yerde misafir eder misiniz diye soracaktım. Doğru mu diyor kızım bu? Doğru. O zaman yürüyün bakalım. Bu gece benim misafirim olun. Sağ ol. Yürü, yürü. Hadi. Hadi. Yavaş. Abi bizi öldürecek. Eller yukarı. Dur abi. Rabia nerede? Ne oldu Rabia'ya? Kaşar sefi kaçırdı. Hadi Gali sen dışarı. Ama ablacığım olur mu ya? Olur olur çocuğum olur. Bu kız bu gece bize emanet. Telli duvaklı olur ancak. Hadi Gali sen çık. Ablacığım ama yanlış yapıyorsun. Sevenleri ayıranlar iki camda bir araya hadi, gelmezmiş hadi, ya. Hadi dışarı, Allah hadi. Allah. Ya. İşte evlatçığım, sen de burada kalacaksın. Ablacığım, bu saf ve temiz aşka bu yapılır mı be? Yanarsın cehennemde, yanarsın sen. Çattık lan.
Bunu hiç düşünmedik ya. Hayda. Yanında genç kız olan bir adam arıyoruz. Yavrumu zorla kaçırdılar kardeşler. Allah rızası için biliyorsanız söyleyin. Ama... Ne aması? Konuşsana anacığım. Zaten o adamı gözüm hiç tutmadıydı. Kızı zorla kaçırdığı belliydi. Kızım nerede? Bizim yukarıdaki tayfa damında. Hemen gidiyoruz. Acele edin. Keklik ana! Nereye ana? Hadi ver, ver. Bir genç kızla bir adam gördünüz mü? Polisler de şimdi onu soruyorlardı evladım. Bizim yukarıdaki tayfa damındalar. Gençliğini yaktın. Hayatını da mı yakacaksın? Ana. Değmez mi ana? Değmez oğul. Ha, değmez. Bana silah ver dedim. Balaban abiyi niye vurdun ana? Söyleme sakın ana. Söyleme sakın. Kaşar'ın durumu iyiymiş anne. Komiser olayın kaza olduğu ispatlanırsa fazla yatmayacağını söyledi. Kaza falan değildir Rabia. O hayvan herif kurşunu hak etti. Peki Balaban abiyi niye vurdun? Sen de duydun. Silahı istedi elimden. Duydum anne. Bir şey anlamadım. Balaban abiyle aranızda benim bilmediğim bir sır var. Bazen her şeyi bilmemek bilmekten daha iyidir. Söylemeyecek misin anne? Balaban abinin anlatma dediği şeyi benden saklayacak mısın? Keklik ana. İyi misin? Ben çıkıncaya kadar Rabia sana emanet Balaban. Kızımı şu dünyada senden başka hiç kimseye emanet etmem. Hadi Rabia, gidelim. Tamam anne, akşam olmadan da gelirim. Bala, bu deliği bir yerlere bırakma, tamam mı? Bırakmam ana. Hadi kal sağlıcakla. Benziyor hünkâr. Tıpkı sen gibi Serdar.
Ona kan vererek acımı biraz olsun hafiflettim. Sen Hünkar'ı tanır mıydın Dürbün? Sen nereden tanıyorsun onu? Her sabah Hünkar'ın mezarına niye gül bırakıyorsun? Hünkar benim yüzümden öldü Dürbün. Hünkar'ı askerdeyken teröristler öldürdü. Sana anlatırsam aramızda kalacağına söz verir misin? Söz. Ben de Hünkar'ı kaçıran grubun içindeydim. Saklandığımız mağarada Hünkar'ın başında beklemem için görev bana verilmişti. Orada birbirimize aşık olduk. Hünkar'ı yanıma alıp kaçmak için planlar yaptım. Ama beceremedim. Son gün tam cesaret etmiştik ki dışarıdan gelen emirle Hünkar kurşuna dizildi. Kanlar içinde yere yığılmıştı. Hünkar benim yüzümden öldü Dürbün. Benim yüzümden. Ben de ölmek istiyorum. Sen gir içeri Rabia. Gelmiyor musun eve? Gir içeri sen. Bu halde nereye gideceksin? Bacağın ağrımıyor mu? Kurşun yarası ne kadar acıtabilir ki? İçeride kurşun yarasından daha büyük acı veren bir yara var. Git Rabia. Sen gelmezsen girmem içeri. Rabia, gir sen içeri. Serdar'ın yüzünü görmek istemiyorum. Eve girmeyecek misin? Hayır. Burası senin konağın. Koskoca Haydar Balaban konağı. Kardeşim, öz kardeşim yüreğime derin bir yara açtı. Kardeşinle konuştun mu? Konuşamadım. Hastanede baygındı. Konuş onunla. Konuş kardeşinle. Konuş. Rabia, bu adamlar ne diye kaçırdılar seni? Bilmiyorum Didar. Hiçbir şey bilmiyorum. Bir felakettir geldi başımıza. Allah'ım, nedir başımıza gelenler? Serdar'ım iyileşti eve geldi. Balaban yaralı. Hem de kekliğin kurşunuyla. Keklik vurmamıştır kızım. Kaza olmuştur. Kaza oldu zaten. Haydar abim nerede? Eve gelmek istemedi. Üstüme iyilik sağlık. Delirmiş mi bu çocuk? Kardeşinin eve geldiğini bilmiyor mu? Yaralı bacakla ne yapıyor sokaklarda? Balaban oğlum. Balaban. Balaban oğlum, kardeşinin yanına gelsene. Geçmiş olsun abi. Sana da, sana da geçmiş olsun. Aa, bu çocuk niye böyle yapıyor? Ne oluyor? Keklik ananın hapse düşmesine üzülmüştür canım. Ne olacak? Allah. Alo. Yaşar Bey'le mi görüşüyorum? Benim Yaşar abi, Balaban. Nasılsınız? Hamdolsun abi. Kendi halimizde yaşayıp gidiyoruz işte. Ama hayat işte. Her zaman her şey yolunda gitmiyor. Yaşar abi, sana çok ihtiyacım var.
Keklik ana dün akşam birini vurdu. Aklıma senden başkası gelmiyor abi. Beni savunduğun gibi gelip Keklik anayı da savunur musun? Sen güveniyorsan ben daha ne diyeyim abi? Acil, çok acil. Bugünden tez yok, hemen gelmesi lazım. Ben kendisini karşılarım garda. Teşekkür ederim. Çok sağ ol abi. Baş üstüne. Hı-hı. İnşallah. İnşallah buraya da beklerim. Allah'a emanet ol abi. Gel. Ne yapıyorsun abi? Rabia'yı seviyorsun değil mi? Boş boş konuşma Didar. Kalbini kırarım. İster kız ister dön. Ama sana söylemem gereken bir şeyler var. Söyleyeceksen söyle. Abi... Serdar abime kızgınlığının sebebi İstanbul'da Rabia ile aralarında olanlarsa kızmana gerek yok. Düşündüğün gibi değil. Bilmediğin çok önemli şeyler var. Asıl senin bilmediğin şeyler var abi. Serdar abim hiçbir zaman Rabia'nın sevgilisi olmadı. Sırf Rabia İstanbul'da yanlış şeylere bulaşmasın diye ona sahip çıktı. Demek yanlışa bulaşmasın diye. Nereye gidiyorsun Balaban? Ben bir süre kahvede kalacağım anne. Öbür bacağını da ben kırarım. Otur oturduğun yerde. Oğlum aklını mı oynattın sen? Yaralı bacakla kahvede kalmak da nereden çıkıyor? Ay üstüme iyilik sağ ol. Komşular bu çocuk aklını oynatmış. Abi. Sen gitme abi. Müsaade et ben gideyim. Balaban abi geçmiş olsun. Nereye gidiyorsun? Geçmiş olsun ben İpek. Teşekkür ederim. Bana siz kan vermişsiniz. Serdar, abinle aranızda ne var sizin oğlum? Balaban neden böyle davranıyor? Bilmiyorum ki anne. Nereden bileyim? Ben eczaneyi açmaya gidiyorum. Dur ben de seninle geleyim. Ben bir süreliğine İstanbul'a dönüyorum Aliki. Burada sular fazla ısındı. İş bittiyse ben de Yunanistan'a gideyim mi patron? İş nasıl bitti Aliki? Deli misin sen? Malımı bulmadan bu iş biter mi? Ben ne yapacağım burada? Evde kulağını dört aç. Serdar'la Balaban rol yapıyor. Er ya da geç malım onlardan çıkacak. Peki patron. Bildiğiniz gibi başkanımız kızının tedavisi için gittiği İstanbul'dan geri dönememektedir. Bu durumda daha fazla geç kalmadan başkanlık makamına vekalet edecek birinin seçilmesini teklif ediyorum. Kimi teklif ediyorsun? Kendimi. Başkandan sonra bu ilçenin başkanlık makamında oturacak en doğru isim benim. Ben de Rabia'yı öneriyorum. Anlamadım. Kimi? Rabia'yı. Başkanlık onun gibi üniversite mezunu birinin hakkı. Belediye meclisine bile katılmayan birini başkanlığa layık mı görüyorsun Nevzat? Rabia'nın başına gelenleri biliyorsunuz. Başkanlığa vekalet etme önerimi oylarınıza sunuyorum. Ben oy vermiyorum. Rabia gelmeden siz de vermeyin. Evet, haklı.
gül bırakan melek sen misin yoksa? Hünkârın mezarına gülleri sen mi bırakıyorsun Dirmin? Aliki Kartal'ın adamı Balaban. Hangi Aliki? Sizin evde kalan Aliki. Çay bahçesinde birlikte oturmuş konuşurlarken duydum. Kartal Balaban'la Serdar'ın konuşmalarını dinle diyordu Aliki'ye. Ana. Böyle her gün koşup gelecek misin buralara? Duramam hanım. Sen buradayken duramam. Rabia, güzel kızım. Üzme kendini. Hayatta her şey insanlar için. Ana, söylemeyecek misin? Orada ne demek istedin? Balaban abi neden sakın anlatma diye bağırdı. Didar sen içeri gir. Ne oldu abi? Sana içeri gir dedim. Oruç tutmaya devam ediyor musun Aliki? Oruç, ben çok mutlu. Yalan söylemek senin kadar güzel bir kıza hiç yakışmıyor Aliki. Ben anlamıyor. Nedense Kartal'la konuşurken Türkçen çok iyi Aliki. Ama bize gelince neden konuşamadığını anlayamıyorum. Ben çok utanıyorum Balaban. Utanabiliyorsan bravo vallahi. O bile bir meziyet senin için. Beni bu işe Serdar soktu ama... buraya geldikten sonra yaptıklarımdan pişman oldum. Kartal'a ne anlattın şimdiye kadar? Hiçbir şey. İnan hiçbir şey anlatmadım. Hem ben gerçekten oruç tutuyorum. Sizin evde... bugüne kadar yaşamadığım bir huzur yaşıyorum. Ne olur kurtar. Neden kurtarayım? Kartal'dan. Kurtar beni, ne olursun kurtar. Kurtar. Müslüman olup burada kalayım. Hayatımda senin kadar iyi bir erkek tanımadım ben bugüne kadar. Merhaba. Balaban geçmiş olsun. Rabia evde mi? Ne yapacaksın Rabia'yı? Hemen belediye meclisine gelmesi gerekiyor. Doğan Kalfa belediye başkanlığını alıyor. Edim Rabia. İpek'le birlikte çıktılar. Dükkanı açacaktı. Gel Nevzat abi. Eczaneye gidelim. Buradan bir yere ayrılma Aliki. Balaban abi, burun kızı Türkçeyi nasıl öğrendi böyle? Öğrendi işte Nevzat abi. Niye şaşırdın? İnsan yeter ki istesin, her şeyi öğrenir. Bak ben topal bacakla yürümeyi nasıl öğrendim bir günde? Rabia, hemen meclise gelmen gerekiyor. Başım çok ağrıyor. Ama Doğan başkanın vekaletini alıyormuş. Alsın. Bugünlerde ben alsam da beceremem. Neyse, ben gideyim de haberi yetiştireyim. Çok mu ağrıyor başın? Annemin yanına gittim. Parmaklığın arkasında görünce aklım başımdan gitti. Anneni savunmak için İstanbul'dan çok iyi bir avukat geliyor. Evi terk etmene gerek yoktu. Sen bizde kaldığın sürece ben kahvede kalacağım. Biliyorum. Kızgınlığın Serdar'a. Ama bu arada olan sana oluyor. Sinirlerine ne kadar yıprandığını farkında mısın? Boş ver. Hadi sen eve git. Yarın dükkana gelirim, orada konuşuruz. Rabia meselesi de tamamen kapandığına göre şimdi başkanlığımı oylarınıza sunuyorum. Durun. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Söz istiyorum. Sen söz alamazsın. Meclis üyesi bile değilsin. Hayır, iş tüzüğümüze göre vatandaşımız mecliste söz alabilir. Hayırlı bir şey çıkar inşallah. İnşallah. Arkadaşlar,
hak ettiğimiz gibi bir hayat yaşamak istiyorsak, namuslu insanlar olarak en az namussuz insanlar kadar cesur olmalıyız. Her türlü pisliğe sonuna kadar bulaşmışlar, bizi yönetemezler. Bizim başkanımız olamazlar. Rabia, meclis toplantısına katılıncaya kadar oylamanın ertelenmesini öneriyorum ben. Helal olsun. Avukat hanım. Siz Haydar Balaban olmalısınız. Burada herkes Balaban der bana. Memnun oldum. Ben dahilim. Buyurun. Siz şimdi yol yorgunusunuz. İsterseniz önce otele bırakalım sizi. Yok, yorgun değilim. Bir an önce dosyayı incelemek istiyorum. Vallahi çok teşekkür ederim. Bizim için o kadar yoldan kalkıp geldiniz. Babam sizi çok sevdiğini söyleyince bir an bile düşünmedim gelmek için. Siz Yaşar abinin kızı mısınız? Evet, neden şaşırdınız? Yok, şaşırmadım. Yaşar abi söylememişti de. Teşekkür ederim. Ayağınıza ne oldu? Hiç. Küçük bir kaza geçirdim. Hoş geldiniz. Aylin Hanım, İstanbul'dan geliyor müdürüm. Kendisi Keklik Hanım'ın avukatı. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Otursana Balaban. Müdürüm, ben de olayda taraf sayılırım. Oturmayayım şimdi. Sen bilirsin. Aylin Hanım, Nevzat kapıda sizi bekleyecek. Çıkınca otele bırakacak. Teşekkür ederim. Ah be kekliğim, kadın başı ne yapıyorsun ama pustamlarında? Kekliğ güçlü kadındır. Ya. Ben hiç üzülmedim valla. Oh, aa, iyi yapmış da vurmuş o kaşarı. Lider, birlikte Balaban abinin yanına gidelim mi? Niye, ne oldu ki? Annemin avukatı gelecekti İstanbul'dan. Gidelim de bir bakalım. Gidelim hadi. Ay, gece gece sokağa çıkmasaydınız kızım, avukatı göreceksiniz de ne olacak? Yarın sabah görürdünüz. Yapmam gereken şeyler var Ayşe Ana. Dikkatli gidin. Oturun yerinize, bir yere gitmiyorsunuz. Bakmayın öyle suratıma, oturun dedim size. Laf dinleyin biraz. Serdar. Ayağa kalk Serdar. Yaralıyım abi. Sana ayağa kalk dedim Serdar. Kendine gel Balaban. Sen karışma ana. Sana ayağa kalk dedim. Balaban. Bak şu resimlere. Oğlum. Bakıyorum. İyi bak. Hünkar'a iyi bak. Onun ikizi olmayı kendine yakıştırıyor musun? Niye yakıştırmayayım? Gırtlağına kadar pisliğin içine batmışsın Serdar. Pisliğe bulaşmışsın. Lafını bil de konuş abi. Pisliğe falan bulaşmış değilim ben. Ne yaptığımı bilecek kadar büyüdüm. Konuşup durma karşımda Serdar. Keklik Hanım senin yüzünden şu an hapiste yatıyor. Sen de onun yüzünden 14 sene cezaevinde yattın abi. Yapma Balaban.